Arkası Yarın. Taşralı Hemşire 12. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. Ünlü bir mimar olan Turgut Şahin, ihaleye katılmak için İstanbul'a giderken Mudurnu yolunda bir kaza geçirir. Kaza sırasında oradan geçmekte olan hemşire Seda ile doktor babası tarafından kurtarılarak evlerine götürülür. Bacağında derince bir kesik olan Turgut'a ilk müdahaleyi yaparlar. Kaza yerinde inceleme yapan jandarma, olayın bir suikast olduğunu, birisinin kaza süsü vererek onu öldürmek istediğini tespit eder. Fakat Turgut Bey, bununla ilgileneceği yerde kaza sırasında yanan maketin yenisini yaptırmak ve ihaleye katılabilmek için bir an önce İstanbul'a gitmeyi ister. Doktor, bunun sağlığı açısından çok riskli olacağını söylemesi üzerine, ücreti mukabilinde Seda hemşireyi yanına alarak İstanbul'a gidip bir otele yerleşir. Fakat Turgut'un çok huysuz ve sert olması, genç hemşireyi hayatından bezdirmektedir. Bu sırada İstanbul'da tanıştığı ve aynı zamanda köylüsü olan İshak adında genç bir gazeteci, Seda hemşireye sevdalanmıştır. Bilmem farkında mısın? Sana tanıdığım bu kısa zamanda öylesine bağlandım ki gündüz hayalimden, gece düşlerimden gitmiyorsun. Lütfen böyle sözleri bırakın İshak Bey. Saat kaç? Saat mi? Saatin ne önemi var şimdi? Önümüzde bütün bir gece var. Hayır yok. Turgut Bey saat 12'de otelde olmamı söyledi. Turgut Bey yerin dibine batsın. Gece yarısı seninle ne işi var bu adamın? Hemşiresi olduğumu unutuyorsunuz galiba. Yatmadan önce ayağına pansuman yapmam gerekiyor. Saat kaç lütfen söyleyin. 12'yi 5 geçiyor. Aman Allah'ım geç kalmışım. Lütfen beni hemen otele götürün. Girin. Geç kaldığım için özür dilerim efendim. Saatin farkına varmamışım. Demek size saati unutturacak kadar güzel bir gece geçirdiniz. Bu ne kıyafet böyle? Bugün akşamüstü biri getirdi. Kimin gönderdiğini bilmiyorum ama herhalde o gündüz arkadaşlık ettiğim yaşlı markizin hediyesi olmalı diye düşündüm. Markizin mi? Evet. Bana böyle bir hediyeyi yollayabilecek başka kimse yok ki. O yaşlı kadın beni arabasıyla Eyüp Sultan'a götürürken ona giyecek üniformamdan başka bir şeyim olmadığını söylemiştim. Herhalde onun için gönderdi. Tam da üzerime oydu. Görüyorum. Anlatın bakalım ne yaptınız? Köylüm olan İshak Bey'le bir otelde yemek yedik. Ya bayatlamış bir numara. Ben o herifin sizi tavlamak için başka şeyler yapmasını beklerdim. Bacağınızın sargısını değiştireyim mi? Üzerinizdeki bu kıyafetle hemşirelik yapmanız doğru olur mu? Ne olur böyle konuşarak mutluluğumu berbat etmeyin. Ne demek istiyorsunuz? Bana sert davranarak, huysuzluk ederek bu gecenin tadını kaçırmayın lütfen. Bir akrabam, bir köylüm beni yemeğe götürdü. Bilmediğim biri bana bu güzel kıyafeti hediye etti. Ben böyle bir elbiseyi hayatımda ilk kez giyiyorum. Bütün bunlar gönlümde tatlı esintiler yaşatırken... O genç size ilanı aşk etti mi? Siz neler saçmalıyorsunuz? Siz beni ne sandınız ha? Hem beni neden böyle sorguya çektiğinizi hiç anlayamıyorum. Beni sorguya çekmeye hakkınız yok Turgut Bey. Kindar, zalim bir insan o. Neden her şeyin tadını kaçırıp berbat ediyor? Nefret ediyorum bu adamdan. Nefret nefret. Kaba adam. Elbisemin yakıştığından bile söz etmedi. Bir de İshak Bey için herif diyor. Keşke onun kadar nazik olabilse. Bak beni sinirlendirdi, uykumu da kaçırdı. En iyisi giyinip dışarı çıkayım. Günün ilk ışıklarını boğaza bakarak karşılayayım bari.
Milletin keyfi yerinde. Neredeyse gün ışıyacak ama kimsenin umurunda bile değil. Artık gidelim mi, gidelim? Ya daha vakit erken. Biraz daha eğlensin. Ya bu kadar yeter. Eğlencenin gerisini evde yaşarız. Aa, bu sesi tanıdım. Hacer Hanım'mış. Yanında da bir erkek var. Ama bana eve gitmeden bir avans verebilirsin. Ya bir öpücük. Aa, istediğin öpücük olsun. Al bakalım. Aman Allah'ım. Hacer yanındaki adamla öpüşüyor. Sen bekle burada, ben arabayı alıp gelip tamam mı? Sizin burada işiniz ne? Beni mi gözetliyorsunuz yoksa? Ben gezintiye çıkmıştım. Bu saatte ne gezintisiymiş bu? Hı? Buraya beni gözetlemeye geldiğin belli. Hayır, yemin ederim ki buraya sizi gözetlemek için gelmedim. Uykum kaçtı. Otel de buraya yakın olduğu için biraz yürüyüş yapayım dedim. Ya. Neler oluyor burada güzelim? Sen karışma Ferdi. Madem öyle, beni burada gördüğünüzü kimseye söylemeyeceğinize söz verin bakayım. İyi sabahlar. Durun. Eğer Turgut'a söyleyecek olursanız... Kötü bir kadın o. Turgut Bey'i mutsuz edecek. Çok çok mutsuz edecek. Ama bunu ona nasıl söyleyebilirim ki? Ay, keşke dışarı çıkıp da Hacer Hanım'ın o halini görmeseydim. Ya kaç kişiyi birden idare ediyor bu kadın? Hem Turgut Bey'e sevgilim diyor, hem de sabaha karşı sokakta biriyle öpüşüyor. Girin. Günaydın Seda. Günaydın Şakir amca. Beyefendi sizi odasında kahvaltı yapıyor. Tamam, hemen geliyorum. Ne o, gözleriniz neden şişmiş? Gece uyumadınız mı? Hiç uyuyamadım. Sabaha karşı dışarı çıkıp biraz yürüdüm. Bakıyorum yine hemşire kıyafetini giymişsiniz. Benim hemşire olduğumu unutuyorsunuz galiba. Siz neden giyindiniz? Bacağınızın sargısını değiştirecektim. Tamam, kahvaltıdan sonra değiştirirsiniz. Hem düşündüm de artık üniforma giymeseniz daha iyi olur. Neden? Bugün sizi öğle yemeğine götüreceğim. Ama yanımda bir hemşireyle görenler beni bedenen ya da kafacı hasta sanabilirler değil mi? Yanıma başka elbise almadım. Ben gelmesem daha iyi olur sanırım. Ama dün gece üniformanızı giymiyordunuz. O başkaydı. Daha önce de izah ettiğim gibi o elbiseyi bana galiba o yaşlı kadın yolladı. Günlük bir elbiseye ihtiyacım olabileceğini hiç düşünmemiştim. O halde gidip alın bir tane. Peki ama bana daha ne kadar ihtiyacınız olacak ki? Bacağınız iyileşmek üzere biliyorsunuz. Bacağım tamamıyla iyileşinceye kadar yanımda kalmanızı istiyorum. Gece çok ağrıdı. Hiç şaşmam. Hiç söz dinlemiyorsunuz ki. Bacağımı bir yana bırakın da kahvaltıdan sonra gidip elbise alın kendinize. Benimle yemeğe geleceksiniz. Bir dakika. Alın şu parayı. Ne yapacağım bununla? Beğendiğiniz elbiseleri alın. Benim param var, teşekkür ederim. Geçen gün maaşıma mahsuben vermiştiniz. Hepsi duruyor. Elbisemin parasını o paradan öderim. Neden siz ödeyeceksiniz ki? Hemşire kıyafetinizi giymemenizi ben istiyorum. Doğal olarak da parasını da benim ödemem gerekiyor. Hayır, elbisenin parasını ben öderim. Benimle tartışmayın küçük hanım. Esas siz benimle tartışmayın. Ya yeter artık. Sizinle hep münakaşa mı edeceğiz? Ben münakaşayı sevmem ama siz bundan hoşlanıyorsunuz. Zaten... Bana hakkım olandan daha fazlasını ödeyeceksiniz. Kime ne kadar vermem gerektiğine ben karar veririm. Bana işimle ilgili emirler verebilirsiniz. Ama elbisemin parasını sizin ödemeniz için emir veremezsiniz. Neden parasını benim vermemi istemiyorsunuz? Çünkü bir erkeğin bir kadına elbise hediye etmesi doğru bir davranış değildir de ondan. O kadın sizin emrinizde çalışan biri bile olsa. Ne o, şimdi de ahlak kurallarını mı önüme sürüyorsunuz? Neden sürmeyeyim? Sıradan bir kasaba doktorunun kızı da olsam bu gayri ahlaki yaşayacağım anlamına gelmez, öyle değil mi? Rahmetli annem bir kadının evli olmadığı bir erkekten hediye kabul etmesinin doğru bir davranış olmadığını söylerdi. Bak hele. O halde Hacer'in benden hediye alması size göre yanlış bir şey. Hem de nasıl? Saçma. Ben istediğime hediye veririm. Hacer Hanım ve onun gibilerin yaptığını benim de yapmam gerekmez. Herkes istediği gibi davranmakla serbesttir. Ama bana gelince ben ailemin doğru bulmayacağı bir şey yapamam. Ne kadar da aksisiniz. Sizinle durmadan laf yarıştırıyoruz. Şu hale bak. Sizi tanıdığım günden beri durmadan tartışıyoruz. Neden peki? Neden? Söyler misiniz? Bilemiyorum. Ama şurası kesin ki bu kavganın kaynağı sizsiniz. Çok kavgacı biri olduğunuzu kabul etmek zorundasınız. Kim, ben mi? Ay, affedersiniz.
Yani bir hemşire olarak sizi kızdırmamam gerekiyor ama öylesine tuhaf isteklerde bulunuyorsunuz ki ister istemez sizinle tartışmak zorunda kalıyorum. Hadi şimdi bacağınızı sıyırın da pansuman yapayım. Daha sonra da çarşıya çıkıp sizi utandırmayacak bir kıyafet alırım kendime. Demek elbisenin parasını ödememe izin vermeyeceksiniz. Kaç sefer söyleyeceğim? Hayır, hayır, hayır. Beni çok sinirlendiriyorsunuz. O zaman siz de sinirlendirmeme çanak tutmayın. Şimdi ayağınızı şöyle uzatın da sargı bezini değiştireyim. İyi, iyi, tamam, hadi yapın bakalım. Pansumanınızı bitirince gidebilir miyim? Alışveriş zaman alabilir. Hala elbisenin parasını vermeme karşı mısınız? Evet. Tamam, siz bilirsiniz. Size 2 saat izin. Eğer 2 saat içinde gelmezseniz İstanbul'un en pahalı mağazasından sizin için bir elbise sipariş edeceğim, haberiniz olsun. O zaman sırf siz almıyorsunuz diye önüme çıkan ilk mağazadan bir kıyafet alıp geleceğim. Ay, tam vaktinde mağazalardan alışveriş yapıp geldim işte. Gecikmedim değil mi? Aa, Hacer Hanım, sizin burada işiniz ne? Sizi bekliyordum hemşire hanım. Neden? Turgut Bey nerede? Turgut biraz önce çıktı. İyi ama öğle yemeğini birlikte yememizi söylemişti. Biliyorum. Ama önemli bir işi çıktığı için yemeği iptal etmek zorunda kaldı. Ya, anladım. Neyse. Siz bunu söylemek için mi beklediniz beni? Hayır. Sizinle konuşmak istiyorum. Evet, sizi dinliyorum. Bakıyorum da artık hemşire üniforması giymekten vazgeçmişsiniz. Doğru mu bu yaptığınız? Ne demek istediğinizi anlamıyorum hanımefendi. Ayrıca neyin doğru neyin yanlış olduğunu siz yargılayamazsınız. Siz buraya Turgut'un hemşiresi olarak geldiniz. Onunla çalıştığınız sürece de bir hemşire gibi davranmalısınız. Aksi takdirde kötü niyetli insanların dedikodularına maruz kalırsınız, değil mi? Ne dedikodusu? Neden söz ediyorsunuz? Hem bu sizi neden ilgilendiriyor bu kadar? Bazı insanlar ünlü mimar Turgut Şahin'in hemşiresinin birdenbire zamansız açan bahar çiçeği gibi açıldığını görünce hem sizin hem de onun hakkında olur olmaz şeyler konuşacaklardır haklı olarak. Ne söylemeye çalıştığınızı bilmiyorum Hacer Hanım ama ben hayatımı başkalarının ne söyleyeceğini düşünerek yaşayamam. Görev zamanında hemşire kıyafetimi giyerim. Görev dışındaysa istediğimi giyerim. Aa, kızmayın canım. Ben sizi dedikodulardan korumak istiyorum sadece. Teşekkür ederim ama beni kimsenin korumasına gerek yok. Müsaadenizle odamda yapılacak işlerim var. Durun bir dakika. Sizinle konuşmak istediğimi söylemiştim. Konuşuyorsunuz ya, bitmedi mi daha? Neden bana karşı böyle sertsiniz? Oysa ben sizinle arkadaş olmak istiyorum. Üzgünüm ama bu imkansız. Arkadaş olmamız için ortak hiçbir yanımız yok. Aksine ortak bir şeyimiz var tatlım. Neymiş o? Turgut. Anlayamadım. Pekala, sizinle açık konuşacağım. Ben Turgut'u seviyorum. Onunla evleneceğiz. Bu yüzden ona hiçbir şeyin incitmesini istemiyorum. İncitmek öyle mi? İşte buna şaşırdım doğrusu. Ben bir gün birine aşık olursam, sebep her ne olursa olsun, asla başka bir erkeği öpmem. Neyi ima ettiğinizi anlıyorum ama... Merak etmeyin. Turgut Bey'i incitmeyeceğim. Bundan emin olabilirsiniz. Madem öyle, bu gece gördüklerinizle ilgili hiçbir şey söylemeyeceğinize dair söz verin bana. Bir şey söylemeyeceğim dedim ya. Bir dakika. Bu sözleriniz yeterli değil. Bana karşı dürüst davranmıyorsunuz. Tanşıralı Hemşire Al Oyun'un 12. bölümünü dinlediniz. 13. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.